Dünyamız hayat kaynıyor. En basit yaratıklardan insanlığa kadar. Şimdi öldürücü gazlarla dolu, sıcak dalgalarıyla bunalmış veya ısıdaki korkunç düşüşlerle dona kalmış bir dünya hayal edin. Göktaşlarının çarptığı, korkunç sıcak şok dalgalarıyla sarsılan bir dünya. Katil bir gezegen düşünün. Üzerinde yaşayan canlıların %95'ini yok edecek kapasiteye sahip bir gezegen. Size bilim kurgusal bir kabus gibi geliyor belki ama bu katı bir bilimsel gerçeklik. Bu gezegen bizim gezegenimiz, dünya gezegeni. Geçmişte kitlesel yok oluşlarla ortadan kalkmış olan türler bugün var olanlardan daha fazla. Ve bir gün aynı şey yine olacak. Dünya gezegeninde yaşamış olan hayvan ve bitkilerin %99'u artık yok. Bunların bazıları diğer türler tarafından yok edildi. Ama büyük bir çoğunluğu da dünya üzerindeki yaşam türlerini azaltan gizemli temizlik hareketleriyle öldüler. Gelecekte insanlığın başına hangi felaketler gelebilir? Kitlesel yok oluşları araştırıyor ve soruyoruz. Eğer bir başka temizlik harekatı daha olursa bundan kurtulabilme şansımız ne kadar? Organizmalar gayet iyi uyum sağlıyor. Belki çok başarılılar ama birden bir değişim olayı meydana geliyor ve çok büyük miktarda hayatı silip süpürüyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla en yakın gelecekte dünya üzerindeki hayatı kaybedecek. Eğer böyle bir şey daha olursa biz de ortadan yok olacak türlerden biri olacağız. Bence biz insanlar için en sonunda Armageddon olacak. Bu türümüzün sonunu getirecek. Bilim insanları bu temizlik harekatlarına kitlesel yok oluş olayları diyor. 5 ayrı durumda meydana gelmiş olan felaketler tek bir vuruşla binlerce türü ortadan kaldırmış. Bu temizlik harekatları milyonlarca yıl önce olmuş. Bu durumda neden kaygılanıyoruz acaba? Cevap çok basit. Çünkü tekrar olabilir. İşin gerçeği belki de zaten olmakta ve bu kez nedeni biz olabiliriz. Hiç kuşku yok ki şu anda 6. kitlesel yok oluş gerçekleşiyor. Eşit büyüklükte bir doğal felaket yaratıyoruz ve bu tamamen insan elinden çıkıyor. Bu temizlikten kurtulabilir miyiz? Bilim insanları geçmişin yok oluş olaylarını bir araya getiriyor. Bir temizlikte neler oluyor? Bundan kurtulmak nasıl mümkün olabilir? Geçmişten sağlanan ipuçları belki de gelecek için bir umut olabilir. İlk durağımız 65 milyon yıl öncesi. Bu yıllarda dünyada bugüne dek var olmuş en olağan dışı canlılar yaşamaktaydı. Dinozorlar. Dünyaya 160 milyon yıl hükmettikten sonra birdenbire öldüler. Peki neden? Dinozor dedektifi Phil Curry bunu bulmak için bir araştırmaya başkanlık ediyor. Kanada kırsal yöresi Provincial Park, dinozor ülkesi. Curry buraya dünyanın en büyük ve en beter dinozorlarından biriyle ilgili ipuçları toplamaya geldi. Bu kemiklerin son derece farklı bir şekli, gayet ayırt edici bir dokusu var. Kemikler bize bir Tyrannosaurus Rex'e ait olduğunu anlatıyor. Yer fosil kaynıyor. İşte bacak kemiğinin üstü. Aslında benim bacak kemiğimden daha büyük değil ama bu küçük bir Tyrannosaurus Rex. Yetişkin olanları benden 8 kat daha uzun ve 6 tona yakın ağırlıkta. T-Rex en büyük yırtıcıydı. Çevresine 20 milyon yıl hükmetmiş bir ölüm makinesiydi. Sonra birdenbire ölüverdi. Peki ne oldu? Fosil bulguları dinozorların her yerde ve hemen hemen aniden yok olduklarını gösteriyor. Onları ne öldürdüyse çok büyük ve çok öldürücü bir şeydi. Gerçekten çok büyük bir felaketin meydana geldiğine inanan insanlardan biri de benim. İz peşindeki bilim insanlarından biri de gökbilimci Dan Durda. Durda, Colorado Trinidad'da olağan dışı bir kil tabakasını inceliyor. Bu katmanın altında dinozor fosilleri var. Üstünde ise tek bir tane bile bulunmuyor. Dişi onları silmiş.
Bu kil tabakasının içinde normalde bulunmaması gereken bazı maddeler var. Bir metal yani iridyum, toprağın bileşiminde çok ender bulunur. Katman normal iridyum düzeyinin 200 kat fazlasını barındırıyor. Buraya nasıl geldiğine dair ipuçları, kil içindeki kuvars kristallerinde gizli. Bu kristaller parçalanmış ve şoklanmış. Bu minik parçalar deformasyonlar gösteriyor. Kristal yapısı çok büyük bir basınç ve ısı nedeniyle değişmiş. Kuvars'a bunu yapabilecek güç ne olabilir acaba? Biz sadece tek bir şekilde yapabiliyoruz. Nükleer patlamayı. Ancak dinozorlar 65 milyon yıl önce nükleer teknoloji yokken öldüler. Nasıl bir doğal olay kuvarsı şoklayacak ve çok yüksek miktarda iridyum üretecek denli büyük bir güçle vurabilir? En yakın olasılık bir göktaşı. Uzay. 65 milyon yıl önce. Bir dağ büyüklüğünde kaya parçası. 10 kilometre genişliğinde. Ve yaklaşık 1 trilyon ton ağırlığında. Dünyaya çarpacak bir yönde ilerliyor. Yani Everest Dağı'nın saatte 65 bin kilometre hızla ilerleyerek tepenize düştüğünü hayal edin. Göktaşı bugün Meksika'daki Yucatan burnu olan sahile, dünyada bugüne dek patlatılmış en büyük nükleer bombanın 2 milyon katı güçle çarptı. Çarpmanın etkisiyle 160 kilometre genişliğinde bir krater oluştu. Çarpmanın etkisi ölümcül sonuçları olan olaylar zincirini başlattı. Çarpma yerinden saatte binlerce kilometre hızla esen bir alev rüzgarı başladı. Her yönde yüzlerce kilometrelik ormanı bir anda yok etti. Çarpma çok büyük depremleri tetikledi. Buharlaşmış kayalar stratosfere yayıldı. Bu buharın bir kısmı tekrar dünyaya yağmadan önce yüzlerce kilometre öteye yayıldı. Çok sıcak bir alev dalgası, sesin iki katı hızla etrafı kapladı. Yoluna çıkan her şeyi bir anda yok etti. Alev dalgası, ateş topu ve çarpmanın yarattığı kraterden fırlayarak tekrar yere yağan moloz, Trix'i yerle bir etti. Onu çıtır çıtır yaktı, sonra da gömdü. Isı roket gibi bir hızla yükseldi. Molozlar atmosferi tıpkı bir pizza fırını gibi ısıttı ve böylece gezegenin öteki ucundaki hayvanlarla bitkileri de yok etti. Çarpmanın etkisiyle ortaya çıkan parçalar gezegende dolaşmaya başladı. Bazıları Colorado Trinidad'a kadar geldi. Bu ince beyaz kil katmanı 65 milyon yıl önce buralara ta Meksika'dan kalkıp gelenlerden kalan küçük bir parça. Bu küresel bir felaket. Etkileri Meksika'dan dünyanın dört bir yanına dağıldı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen toz bulutu gökyüzüne yayıldı ve güneşi kapattı. Isı aniden düştü. Bitkiler ve hayvanlar soğuktan ölmeye başladı. T-Rex gibi büyük yırtıcılar birdenbire yiyecek hiçbir şey bulamamaya başladı. Çarpma noktasına en uzak noktalarda bile kitlesel bir açlığın yaşanmış olduğunu görüyoruz. Göktaşı çarpması dünyanın yüzünü sonsuza dek değiştirdi. T-Rex için yolun sonu gelmişti. Son dinozora kadar hepsi silinip gitti. Peki eğer T-Rex gibi dinozorlar hayatta kalabilseydi ne olacaktı? Bence dinozorlar evrim geçirmeye devam edeceklerdi. Değişecek ve gelişeceklerdi. Belki de bizimle rekabet bile edebileceklerdi. Belki hatta biz dinozorlar tarafından avlanacaktık. Peki ama bugün de tehlikede miyiz? Arizona'daki meteor krateri bize çarpmaların devam ettiğini gösteriyor. Ya da Sibirya Tunguska'daki. 100 yıl önce meydana gelen bir çarpmada en az 1200 kilometre kare orman yok oldu. Bilim adamları bir sonraki yüzyılda böyle bir çarpma yaşanma riskinin 5000'de bir olduğunu düşünüyor. Bu tür çarpmalar dünya tarihinde çok ender görülür ama bu bütünüyle güven içindeyiz anlamına gelmez. Bu ölçekteki bir olay yarın bile olabilir. Peki insanlık kurtulabilecek mi?
Genelde dinozorları bile silip süpürebilen boyutta bir olaydan sağ çıkan en uyumlu türler, önlerinde ne varsa yiyebilen leş yiyiciler. Ve dinozorların ardılları olan bazı kuşlar. Kuşlar uçabiliyor ve uzun mesafeleri alabiliyor. Yiyecek ve yaşamak için gerekli şeyleri bulabiliyor. Ve elbette hala kendilerine eş bulabiliyorlar. Onlar hayatta kaldılar. Peki ya biz? Biz de uyumluyuz. Ama acaba yeterince uyumlu muyuz? İnsanın uyum yeteneği aslında çok iyi. Uzaya ve denizlerin dibine gidebiliyoruz. Ama asıl sorun bizim yaşamayı sevdiğimiz dünyanın bütünüyle değişecek olması. Eğer bizim bütün gıda kaynaklarımız yok olursa belki hayatta kalabiliriz ama bu takdirde yaşadığımız dünyayı sevmeyebiliriz. Bir tür olan insanlık belki de kendini hayatta kalacak bazı yollar bulabilir. Ama sadece mutlu bir azınlık olur bu. Ürünlerimiz yok olunca birçok insan açlık çekecek. Ama maalesef bence bu büyüklükte bir çarpma Armageddon olacak, yani türümüzün sonu. Eğer böyle bir şey olursa bizim türümüz için sonuç pek iyi olmayacak. Silinip gideceğiz. Küçük bir göktaşı bile faciaya neden olacak. 700 metre genişliğinde bir kaya bir şehri yok edebilir ya da tsunamilere neden olabilir. Ama böyle olmak zorunda değil. Bizim bir benzerimiz yok. Biz onlarla savaşabiliriz. NASA'daki bilim insanları bir gün dünyaya çarpabilecek göktaşlarını izliyor. Şu ana kadar durum güvenli. Ama eğer çarpacak bir tane bulurlarsa ne olacak? Birkaç olasılık var. Patlatmak, yakalamak ve yol üzerinden çekmek. Yüzeylerini buharlaştırmak için güneş enerjisi kullanmak ve yönlerini değiştirmek. Bu fikirler henüz denenmedi. Ama bilim insanları kendilerine güveniyor. 10 kilometre genişliğinde bir uzay kayasını hareket ettirmek kolay bir şey değil. Ama eğer yeterli zamanımız olursa imkansız olmayabilir. Yok olup gitmek o kadar da kolay değil. 250 milyon yıl önce bir yok edici güç dünyadaki türlerin %95'ini silip süpürmüştü. Bu güç uzaydan gelmedi. Belki de dünyanın derinliklerinden gelmiş olabilir. Durdurulması imkansız bir süreç oluşumumuzu tehdit ediyor olabilir. Gezegenimizin geçmişinde yaşanmış 5 ayrı olay, tek bir felaket, tek bir vuruşla milyonlarca türü silip süpürdü. 65 milyon yıl önce düşen bir göktaşı gezegendeki canlı türlerin yarısını yok etti. Bunların arasında dinozorlar da vardı. Ama yok oluşların anası 250 milyon yıl önce meydana geldi. Tek bir olayda türlerin %95'i yok oldu. Bu felaketin ipuçları Güney Afrika'da Karoo çukurunda yatıyor. Burası bugün çıplak ve ıssız bir toprak. 300 milyon yıl önce Permiya döneminde burası hayat kaynayan bereketli bir sel ovasıydı. Karoo'nun kralları dinozorlardan çok daha önce yaşamış memeliye benzer sürüngenler olan Gorgonospia'lardı. Katildiler, başarılıydılar, zalimdiler ve kelimenin tam anlamıyla soğukkanlıydılar. Derken 250 milyon yıl önce hepsi yok oldu. Peki ama ne oldu? Bu kadar başarılı yırtıcılar neden öldüler? Gorgonospia uzmanı Roger Smith açıklıyor. Geç Permiya döneminin en büyük yırtıcıları hiç kuşkusuz Gorgonospia'lardı. Bu yaratıklar öldürmek için yaratılmışlardı. Uzun pala gibi dişlerle hayvanları indiriyorlardı. O dönemin pala dişli kedileriydiler. Karoo günümüzde bir Gorgonospia mezarlığı. Bir paleontologun cenneti. Bu gördüğünüz kayalar onların neyin silip süpürdüğüne ilişkin hayati kanıtlar barındırıyor. Kaya katmanları bir zaman çizelgesi gibi dünyanın çok eski geçmişine kadar gidiyor. Smith katmanların izini sürerken Permiya denen jeolojik bir dönemin sonunu gösteren bir noktaya geliyor. Bu katmanın altında Gorgonospia fosilleri bulunuyor. Üstünde ise hiç fosil yok.
Bu mavi gri olanlar Permiye çamur kayaları. Islak yiyecek dolu ovaları temsil ediyor. Burada her türden hayat, birçok verimli bitki ve birçok tipte memeli vari sürüngen var. Burası ise yok oluş noktası. Burada dünyadaki hayatın %95'i yok olmuş. Permiye yok oluşu sırasında gezegendeki canlıların hemen hemen hepsi silinip gitmiş. Bunun üstünde bir ölü bölge var. Neredeyse hayat namına bir şey yok. Bu bütün zamanların en esrarlı cinayeti. İnanılmaz ölçekte bir soykırım. Canlıların sadece 20'de biri hayatta kalabilmiş. Böylesine büyük bir tahribata ne neden olabilir? Bu mesele 100 yıldan fazladır bilim adamlarının aklını kurcalıyor. Derken 1990'larda bir dönüm noktası yaşanıyor. Ancak Afrika'da değil, binlerce mil ötede, Sibirya'da. Bilim insanları bu donmuş toprakların altında binlerce ama binlerce kilometre kare lav buldular. Bilinen volkanların hiçbirinin bu miktarda lav püskürtmesi mümkün değildi. Lavlar dünyanın yüzeyindeki çatlaklardan fışkırmıştı. Buna bazalt seli deniyor. Bu yarıklara dünyanın çekirdeğinin yarattığı çok büyük itki neden olmuş. Jeologlar bunlara magma davlumbazı diyor. Kızgın magma bu davlumbazlardan dev bir mantar gibi yükselirken yer kabuğunun altında yer alan çok büyük bir kaya tabakasını da eritiyor. Ortaya çıkan basınç çok büyük. Dünyanın kabuğunu ortasından yarıyor ve lav akışı başlıyor. Felaket bilimci Bill Maguire, bazalt selinin gezegenimizin en büyük güçlerinden biri olduğunu düşünüyor. Sibirya bazalt selleri son yarım milyar yılın en büyük volkanik madde püskürmesidir. İnsanlık tarihinde böyle bir şey kesinlikle görmedik. Sibirya süzgeçleri yaklaşık 1 milyon yıl boyunca püskürtmeye devam etti. 1 mil derinliğinde 1 milyon küp millik lav üretti. İnsanlığın tanık olduğu en büyük volkanik patlamalardan biri 1883'te Krakatoa'da yaşanmıştı. Bir günden az süren bu patlamada sadece 10 kilometre küplük lav püskürdü. Ama buna rağmen 36 bin kişi öldü. Yani Sibirya süzgeçlerine eşdeğer bir şey için 150 bin adet Krakatoa patlaması yaşanması gerekiyor. Bu olağan dışı bir şey. Dumanı tüten silah bu mu? Lavlar Permiye dönemi yok oluşunu tetiklemiş olabilir mi? Sibirya süzgeçleri püskürmeye o zaman da başlamış. Şimdi bilim insanları Sibirya'da yaşanan bir bazalt selinin nasıl küresel bir katil haline geldiğini anlamaya çalışıyor. Sibirya, 251 milyon yıl önce. Yer sarsılıyor. Yer kabuğu ortasından yarılıyor. Dünyanın başına gelen en büyük felaket başlıyor. Dünyada cehennem yaşanmış olmalı. Çünkü o kocaman yarıklardan yer kabuğu açılıyor, sonra sıvı lavlar fışkırmaya başlıyor ve 1000 dereceden daha yüksek ısıdaki lavlar her yöne akıyor. Eğer çevrede hayat varsa yanıp kül olmuştur zaten. Yakında bulunan hayvanlar anında ölmüş. Ancak dünyanın dört bir yanındaki hayvanlar da ölmüş. Permiye çağı bazalt seli nasıl olmuş da yerel bir faciayken küresel bir silinme olayına yol açmış? Bunun cevabını daha küçük ve daha yakın bir bazalt seli verebilir. 1783 Laki, İzlanda. Yer ortasından yarılıyor, lav fışkırıyor. Yaklaşık bir yıl boyunca lav çıkıyor. 480 kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Çevresindeki her şey anında yok oluyor. Ama tıpkı Sibirya olayında olduğu gibi çok daha uzakları etkiliyor. Kısa bir süre sonra Kuzey Avrupa kıvranmaya başlıyor. Colorado Denver'daki Ulusal Buz Nüvesi Laboratuvarı'ndan Jim White, Lucky'de ne olduğunu araştırmak için karın içinden delinerek alınan buz nüveleri araştırıyor. Buz atmosferdeki kimyasal maddeleri emerek koruyor. Binlerce yıl boyunca yağan karın oluşturduğu buz katmanları, tarih boyunca var olan çevreyi eşi benzeri olmayan bir şekilde kaydediyor. White bu eski kar katmanlarını kullanarak geçmişin atmosferik durumunu araştırıyor. Lucky püskürmesi dönemine ait buz katmanını test eden White, çok büyük miktarda atmosferik sülfür buluyor. Vardığı sonuç şu:
Püskürme sırasında atmosfere çok büyük miktarda sülfür dioksit salınmış. Bu gördüğünüz lakide yaşanan püskürme çok büyük bir püskürme. Epeyce büyük. Burada oluşan sülfat salınımı daha önceki salınımların 10 katı fazlalıkta. Zehirli hava Kuzey Avrupa'ya yayılıyor. Sülfür dioksit atmosferde buharlaşan suyla reaksiyona giriyor ve sülfürik asit haline geliyor. Asit yağmurları yağıyor. Bitkiler ölüyor, toprak kıraçlaşıyor. Bir düşünün, bitki olsanız sülfürik asitle yıkanmak istemezsiniz. Ama yaşanan şey tam olarak bu. Ne var ki bu sadece bir başlangıç. Stratosfere yükselen sülfür güneşi kapatıyor. Minik aynalara dönüşen parçacıklar güneş ışığını uzaya geri yansıtıyor. Avrupa'nın her yerinde ısı düşüyor. Laki bazalt seli nedeniyle atmosfere 122 milyon ton sülfür salınıyor. Ürün alınamıyor. Kıtlık kasıp kavurmaya başlıyor. Çiftlik hayvanlarının %50'si ölüyor. İzlanda nüfusunun %25'i siliniyor. Laki bilim insanlarının bazalt sellerinin nasıl kitlesel ölümlere yol açtığını anlamasına yardım ediyor. Sebebi zehirli gazlar. Ancak bu gazlar tek başına dünyadaki canlıların neredeyse tümünü yok edecek güce sahip olabilir mi? White bunun mümkün olabileceğini düşünüyor çünkü Sibirya püskürmesinden sonra ortaya çıkan gaz miktarı trilyonlarca ton. Bizim ekranda gördüğümüz şey aslında yaşanmış olanın cüce hali. 250 milyon yıl önce yaşanmış olan Sibirya olayının yanında Laki parkta küçük bir gezinti gibi kalıyor. Laki püskürmesi İzlanda'nın güneydoğusunda oldu ve aslında görece küçük bir alanı kapsadı. Yani Londra'nın üçte biri büyüklüğünde bir alanı. Buna rağmen çok yıkıcı bir olaydı. Şimdi Sibirya bazalt seline bakarsak bu çok büyük bir alanı kapsıyor. Neredeyse Rusya'nın orta bölümünü. Yani Birleşik Devletler büyüklüğünde bir alanı. Yani Sibirya bazalt selinin hacmi Laki selinden çeyrek milyon kez büyüktü ve bu yüzden de bütün türlerin %95'i yok oldu. Sadece büyük bir sel olmakla kalmadı. Tam 1 milyon yıl sürdü. Sülfür gazından sonra yeni bir kriz çıktı. Bu bir başka gaz ve bir başka iklim değişimiydi. Bereketli topraklar çöle dönüştü. Okyanuslarsa zehre. Bu öyle bir felaketti ki hemen hemen hiç kurtulan olmadı. 250 milyon yıl önce dünyada yaşamakta olan türlerin %95'i yok oldu. Bu bütün zamanların en gizemli cinayetlerinden biri. Sibirya'da meydana gelen bazalt selleri yüzünden atmosfere sülfür dioksit salındığını ve bunun da asit yağmurlarına neden olduğunu biliyoruz. Isı aniden düşüp korkunç donlar meydana gelince hayvanlar ve bitkiler perişan oldu. Ama bu bir başlangıçtı. Sibirya süzgeçlerinden daha sonra çok daha vahşi bir katil ortaya çıktı. Bu katil bir sıcak dalgasını tetikledi. Eriyen kayalardan atmosfere çok büyük miktarda bir başka gaz daha salındı. Bu karbondioksitti. Atmosfere bugünkünün 6 katı fazla karbondioksit salındı. Paleontolog Peter Bort anlatıyor. Atmosfere çıkan karbondioksit uzaya gitmiyor. Gezegenin üstünü bir battaniye gibi örtüyor ve seraya benzer bir etki yaratıyor. İşte zaten bu yüzden sera gazı diyoruz. Isıyı çok etkili bir şekilde tutuyor. Isı bu örtüye tek yönden geliyor. Ancak bir daha dışarı çıkamıyor. Bu ısı örtüsü bütün gezegeni ısıtıyor. Ne gidecek bir yer kalıyor ne de saklanacak. Sibirya süzgeçlerinden çıkan karbondioksit miktarı arttıkça artıyor. Isı dalgası başlıyor. Kar uçukurunda ısı aniden 15 derece birden yükseliyor. Sonuç, kıyamet. Eğer 1 milyon yılda olsa hayvanlar ve bitkiler ısıya uyum sağlayabilir. Ama bu kadar korkunç bir sonuç vermesinin nedeni çok kısa bir zaman diliminde, yani tahminen 10 bin yıl gibi bir sürede gerçekleşmesi. Kaya katmanları bu ani ısı yükselişinin bereketli toprakları ne zaman bir çöle dönüştürdüğünü kesin olarak söyleyebiliyor.
Permiye dönemine ait mavi gri kayalar ıslak sel ovalarını gösteriyor. Su seviyesinin çok yüksek olduğu bir zaman. Bu zamanda bitkiler çok bol miktarda. Isı yükseldikçe gezegendeki sular daha da çok buharlaşıyor. Nehirler kuruyor. Normalde su altında olan demir içeren kayalar havadaki oksijenle reaksiyona girip pas rengini alıyor. Kısaca Karu çukurunda ilk kez kuraklık gördüğümüz zaman bu. Bitkiler kuruyor ve ölüyor. Bitkiyle beslenen hayvanlar açlıktan yok oluyor. Bitkiyle beslenenler yok olurken Gorgonospia gibi yırtıcılar avlarından oluyor. Onlar da ölmeye başlıyor. Silinme süreci süratle sürüyor. Kara ölüyor. Ama hayat okyanuslarda da güvende değil. Denizlerdeki hayat da baskı altında. Jeolog Paul Wignall 1990'larda Grönland'a gittiğinde denizlerdeki hayatın silinişiyle ilgili çok önemli kanıtlar keşfetmiş. Kitlesel yok oluşla ilgili olağanüstü bir kayıt bulmuş. Wignall, Permiya çağı deniz yok oluşunun tek bir olay olmadığını keşfetmiş. Yok oluş evreler halinde gerçekleşmiş. İlk kayalarda çok miktarda fosil bulmuş. Bu noktada birçok türün yaşamakta olduğu kesin. Daha sonra, yaklaşık 10 bin yıl sonra türlerin sayısında azalma meydana gelmiş. Ama sonra birden tek bir türe bile rastlanmamış. Burada okyanuslarda hemen hemen her şeyi kaybediyoruz. Türlerin %95 kadarı siliniyor. Artık okyanuslar neredeyse bomboş. Bu türleri ne öldürdü? Buradaki taşlar hikayeyi anlatıyor. Deniz canlıları oksijen yokluğundan boğulmuş olabilir. Tortuda bulduğumuz şey pirit denilen aptal altını olarak da bilinen bir mineralin kristalleri. Bu mineral oksijenin olduğu ortamlarda bulunmaz. Oksijenden nefret eder. Eğer denizdeki pirit kristalleri oluşabilmişse demek ki pek oksijen yoktu. Normalde oksijen deniz suyunun yüzeyinde çözülüyor. Ekvatorla kutuplar arasında dolaşan akıntılar oksijeni taşıyor. Çünkü ekvatorda daha fazla güneş ışını olduğu için burada su daha sıcak. Bu sıcak su kutuplara doğru hareket ederken soğuyor ve batıyor. Böylece çözülmüş oksijen denizin dibine taşınıyor. Oksijenle zenginleşen su ekvatora deniz dibinden geri dönüyor ve bu döngü sürüp gidiyor. 250 milyon yıl önce Sibirya'daki volkanik patlamanın ardından bu mekanizma çöküyor. Verimli sel ovalarını kurutan ısı artık okyanusları da ısıtıyor. Hatta kutupları da. Eminim ki ekvator civarındaki sularda ısı 38 santigrat dereceye kadar çıkmıştır. Yani banyo yaptığımız suya yakın ısıya. Kutuplar ve çevresinde ise deniz suyu sıcaklığı şu anda Kaliforniya'dakine yakın. Hiç soğuk su kalmayınca okyanusların dolaşım sistemi devreden çıkıyor. Oksijen artık suya karışamaz oluyor. Deniz canlıları ölmeye başlıyor. Önce kara, sonra denizler. Sibirya bazalt selleri her şeyi etkiliyor. Okyanusları neredeyse tamamen öldürüyor. Ancak bilim insanları tek başına ısının karadaki hayatın neredeyse %95'ini yok edebileceğine inanmıyor. Bunun için başka bir açıklama, bir başka dumanı tüten silah daha gerekiyor. Artık Permiya döneminin sonunda son bir katil için koşulların hazır olduğunu düşünüyorlar. Hepsinden çok daha kanlı bir katil bu. Bu katil hala bizimle birlikte. Yaşaması için bir bataklık yetip de artıyor bile. Bu koku iğrenç, çürük yumurta kokusu. Bu çökeltideki bakteriden kaynaklanıyor. Bu bakteri hidrojen sülfit gazı üretiyor. Bu çok zehirli bir gaz. Sıfır oksijen koşulunda yaşayabiliyor, tıpkı bu bataklıkta olduğu gibi. Permiya döneminin düşük oksijenli koşullarında bu bakterinin kokudan daha beter marifetleri vardı. Büyük miktarlara eriştiğinde saldığı gaz öldürücü etki yapıyor. Eğer dünyadaki oksijen azalırsa bu küçük miktardaki hidrojen sülfit o kadar büyük boyutlarda artar ki işte o noktada gezegendeki hayat için büyük tehlike yaratır. Permiya yok oluşu sürecinde sülfür üreten bakterilerin çok miktarda ürediklerini biliyoruz. Fosilleri kayalarda çok miktarda bulunuyor. Bunların varlığı Permiya sürecinde asıl havanın öldürücü hale geldiğini gösteriyor.
İşte karşınızda yeni tip bir ölüm mekanizması ve bana gizemin tamamını çözdüğümüzü düşündüren kanıt da bu. Sülfür gazı son darbeyi vurmuş olmalı. Hatta haşmetli gorgonopsiyalara bile. Yani zavallı gorgonopsiyaların suyu kalmamış. Oksijen çok azalmış. Yiyecek kalmamış. Üstüne hidrojen sülfit de gelince işte karşınızda artık ölmekten başka yolu kalmayan zayıflamış bir hayvan. Ve sonunda öyle bir yıla gelinmiş ki çiftleşmek için erkek arayan bir dişi ya da dişi arayan erkek kalmamış ve yok olmuşlar. Silinip gitmişler. Daha önce bir kez olmuş. Peki tekrar olabilir mi? Bu kez biz yok olabilir miyiz? Bazalt selleri ortalama 20 milyon yılda bir oluyor. Sibirya süzgeçleri gibi gerçekten çok büyük olanları hala çok ender ama görülebiliyor. Gelecekte bir gün yine olabilir. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Geriye çekilip korku ve hayranlıkla izleyeceğiz. Tabii aynı zamanda çok da sarsıcı olacak. Ama en kötüsü olursa insanlık kurtulamayabilir. Sibirya bazalt selleri gezegenimizde görülmüş en büyük kitlesel yok oluşla sonuçlandı. Yine böyle bir şey meydana gelirse ortadan yok olan türlerden biri de biz oluruz. Uygarlığımızın koşullarıyla bakarsak bu insanların aklına gelecek en son şeydir. Varoluşun en basit gerçekliği bile sorun haline gelir. Peki ama bir tür olarak nasıl kurtulabiliriz? Permiya dönemi yaratıklarının çok azı yok olma çizgisinin altında kalabildi. Bunlar en iyi uyum gösteren canlılardı. Bunlardan biri olan Lysistosaurus uzun ömürlü, dayanıklı ve hala dünyamızda bulunan kuraklığa dayanıklı bitkileri yiyebilen bir türdü. Diğer türlerse yer altına çekilerek kurtuldu. Biz de aynı şekilde kurtulabilir miyiz? Çoğu bilim adamı bundan emin değil. Yer altında yüzlerce, binlerce veya milyonlarca yıl dayanabilmek mümkün değil. Böyle bir şeyle baş edebilecek teknolojiye sahip değiliz. Böyle bir kriz durumunda yer altında yaşamaya uyum gösterenlerle daha düşük oksijen koşullarına dayanabilenler sağ kalacak. Tekrar en dayanıklıların sağ kaldığı bir dönem olacak. En dayanıklısı için bile iyi olmayabilir. Bir iki mağara adamının sağ kalacağı dünya yerle bir olmuş olacak. Hiç bitki olmayacak. Neredeyse hiç hayat kalmayacak. Dünya yeniden Sibirya bazalt seli ölçeğinde bir felaketle karşı karşıya kalırsa bizim hayatta kalma olasılığımız çok düşük. Yeryüzünden silinme, ikinci vuruş. Yok oluşların tümünün nedeni göktaşları veya volkanik lavlar değil. Bazılarına patlayan yıldızların yol açtığı kör edici ışık patlamaları neden olabilir. Bu patlama öylesine güçlü ki dünya tarihindeki ikinci büyük silinme olayına yol açtı ve bir gün yine olabilir. Dünyadaki en üstün tür biziz. Ama varoluşumuzun garantisi yok. 440 milyon yıl öncesine bir bakalım. Hakim tür trilobit. 100 milyon yıl kadar denizlerde hüküm sürmüş yengece benzer bir yaratık. Şimdi dünyada yaşayan türlerin %70 ile birlikte ölüyor. Tarihin bu ikinci büyük silinme harekatı geç Ordovik dönemde oluyor. Bu büyük yok oluşun sırlarını arayan kişi paleontolog Bruce Lieberman. O zamanlar uzaydan birileri gelse dünyayı herhalde trilobitlerin hüküm sürdüğü bir yer olarak tarif ederdi. Bunların çoğu büyük olasılıkla leş yiyiciydi. Bazı formları kurt gibi canlıları tüketen yırtıcılar olabilir. Bilim insanları aslında bu silinişin temel nedeninin küresel bir buz çağı olduğunu düşünüyor. Sahra çölünde buzul kalıntılarına ait kanıtlar bulundu. Ancak Lieberman bunca türün bu yüzden öldüğüne ikna olmuş değil. Jeolojik geçmişte Ordovik çağının sonundaki ölçekte yaşandığı kadar hasar vermeyen başka buzul çağları da görüyoruz. Bu yüzden bu durumu dumanı tüten bir silah olarak tanımlayamayız. Şans eseri Lieberman, astrobiyolog Adrian Mellott tarafından başlatılan bir tartışmaya davet edilir. Mellott'un araştırmak istediği bir fikri vardır. Mellott, gamma ışını patlamalarını araştırmaktadır. Bunlar evrenin en güçlü patlamalarıdır. NASA'nın 2004'te fırlattığı Swift uydusu günlük gama ışını patlama ortalamasını tespit etmiş.
Bilim adamları gama ışını patlamalarının tümünün neden kaynaklandığını bilmiyor. Ama dünya için en kötü ve en öldürücüsünün süpernova olarak adlandırılan patlayan dev yıldızlardan kaynaklandığını biliyorlar. Bunlardan çok az bir kısmı galaksinin bizim olduğumuz kısmında gerçekleşiyor. Yani bu ışınlar bize düşebilir. Eğer böyle bir şey olursa faciayı tarif edersiniz. Etkileri o kadar vahim olacak ki kitlesel yok oluşları düşünmek çok doğal. Melot bunlardan birinin geçmişte dünyayı etkilediğinden emindi. Ama bunun ne zaman olduğunu bilmiyordu. Lieberman'a bu düşünceye denk düşen bir toplu yok oluş olup olmadığını sordu. Adrian Melot gezegenimizin yakınında bir gama ışını patlaması olduğunda neler yaşanacağını tarif ettiğinde o anda işte bu dedim. Profesör Lieberman bana Ordovik yok oluşuna benzediğini söyledi. O zaman bir bağlantı bulduğumuzu düşündük. İki bilim insanının trilobitler döneminde dünyaya çarpan gama ışını dalgası sırasında neler olup bittiğini yapılandırması gerekmektedir. Dünya 440 milyon yıl öncesi. Bir süpernova patlar. Patlama dünyadan 10 bin ışık yılı ötededir ama bu uzaklık öldürmeye yeter. Yoğun bir gama ışını dalgası gezegenimize doğru yola çıkar. İlk çileyi atmosfer çekecektir. Gama ışınları havanın kimyasını değiştirir. Koca bir enerji dalgası nitrojen ve oksijen moleküllerini parçalar ve dünyayı bir sisle sarar. Bu sisin içinde öldürücü nitrojen dioksit gazı vardır. Bu şişenin içindeki çok tehlikeli cin nitrojen dioksit. Normalde atmosferde çok küçük miktarlarda bulunuyor. Eğer bu şişeyi açarsam hepimiz boğulacak gibi oluruz. Gama ışını dalgasının ardından dünyanın atmosferinde de bu gazdan çok fazla miktarda bulunması gerekiyor. Bu sis güneş ışıklarını kesiyor ve ısının düşmesine neden oluyor. Muhtemelen bir buz çağını tetikliyor. Ama çok daha yok edici bir etkisi var. İlk gama ışını dalgası ve büyüyen nitrojen oksit bulutu ozon tabakasına hasar veriyor. Yani güneşin öldürücü mor ötesi ışınlarını engelleyen yegane kalkanı. Birçok bitki ve hayvan ölecek ve belki de kitlesel bir yok oluşa yol açacak kadar zarar görecek. Güneşin kendisi bir ölüm unsuru haline gelecek. Dünyaya mor ötesi ışın miktarının 5 kat fazlası düşecek. Her bitki ve hayvanın DNA'sı hasar görecek veya etkilenecek. Sis bir elek görevi görecek. Kısa dalga boyuna sahip mor ötesi ışınlarını tıpkı elekten geçen un gibi geçirecek. Ancak bize ısı veren uzun dalga ışınlarının geçmesini engelleyecek. Burada şeker olarak görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi elekten geçemiyor. Güneşin ısısı olmayınca da sıcaklık öldürücü derecede düşecek. Tek bir gama ışını dalgası birkaç saniye içinde buz çağını tetikleyebilir ve canlı olan her şeyin DNA'sına hasar verebilir. İşte bu, Lieberman'ın olmasını beklediği dönüm noktasıdır. Öyle bir etkiydi ki, bir iki vuruşta kitlesel bir yok oluşa neden olmuş olabilirdi. Mor ötesi radyasyonu suya ancak belli bir mesafede ulaşabiliyor. Okyanusların derinliklerinde yaşayan canlıların hayatta kalma olasılığı daha yüksek. Ve Lieberman'ın da bulduğu işte bu. Bazı trilobit türlerinin yavru olanları okyanus tabanında ailelerine yakın yaşıyor. Bu arkadaşlar şanslılar çünkü bu kitlesel yok oluşun gerçekleşeceğini bilmedikleri halde mor ötesi radyasyonundan korunabilmişler. Diğer türlerin yavruları ise yüzeye daha yakın yüzüyor. Böylece gama ışını dalgalarının etkilerine daha fazla maruz kalıyorlar. Özellikle mor ötesi radyasyonunun artması yavru ya da genç formlarda çok daha kolay yakalanmaya neden olmuş. Lieberman sonunda trilobitlerin yok oluşunun olası nedenini bulmuş. Böyle bir şeye potansiyel bir neden bulmuş olmak çok heyecanlı bir şeydi. Okyanuslarda tüm hayatın %70'ini yok eden sır artık çözüldü. Silinip gitme. Peki ama çoktan unutulup gitmiş trilobitlerin akıbetine uğramama şansımız var. Şu anda bu kadar büyük bir hasar yaratacak bir yıldıza yakın olmadığımızı düşünüyoruz. Ama bir dalga da bize çarparsa başımız dertte. Gama ışınları ışık hızında hareket ediyor. Evrendeki en büyük hızla, yani bizi uyaran bir şey olmayacak. Bunu önce kör edici bir ışıkla anlayacağız. O sırada gökyüzüne bakıyorsanız böyle bir olay sonucunda kör olma ihtimaliniz yüksek. Etki saniyeler içinde oluşacak.
Birkaç saat içinde gezegenimizi bir sis bulutu saracak. En ani etki güneş yanıkları ve deri kanserleri olacak. Sonra DNA tahribatı başlayacak. Adrian Mellott tekrar güvenle dışarı çıkabilir hale gelişimizin yıllar süreceğini hesaplamış. 4 yıl sonra bile DNA tahribatı tıpkı dalga vurduğu sırada olduğu boyutlarda olacak. Normale dönmekse yaklaşık 10 yıl kadar sürecek. İnsanlar binaların içinde kalarak kurtulabilirler. Ancak bitkiler ve vahşi yaşam yerle bir olacak. Milyarlarca insan açlıktan ölecek. Çünkü birçok bitki ve hayvan ölecek. Bence insan türü yok olmaz. Ama sürdürülebilir nüfus, gezegenimizin bugünkü nüfusunun %5'i ile %10'u arasında olur. Yani korkunç boyutta dünya çapında bir felaket olur. Gama ışını dalgası elektromanyetik etki yaratıyor. Elektrikle ilgili her şeyi yok edecek. Yani altyapımız olduğu gibi çökebilir. Büyük bir çoğunluğumuz tekrar 19. yüzyıla döner. Bu felaket bir bazalt seli kadar uzun sürmeyecek. Göktaşı çarpması gibi bir Armagedon yaratmayacak. Gama ışını dalgası bizi en fazla 10 yıl etkileyecek. Milyarlarca kişi ölecek. Ama bu bizim sağ kalabileceğimiz bir silinme olayı olacak. Gama dalgası çok ender görülüyor. Kitlesel yok oluşlar hala seyrek. Yaşama şansımız çok yüksek diyoruz. Doğru mu? Yanlış. Bilim adamları zaten bir toplu yok oluşun eşiğinde olduğumuzu söylüyor. Acaba kaderle randevumuz için köşeyi dönmek üzere miyiz? Son 440 milyon yıl içinde dünya gezegeni 5 büyük yok oluş, birkaç tane de daha küçüğünü geçirdi. Bunların hepsi dünyamızda yaşamış olan çok büyük sayıda yaratığı sildi süpürdü. Asıl kaygı verici olan şey ise bilim adamlarının dikkatini çeken bir kalıp. Bu yok oluşların nedeniyle ilgili değil, zamanlamasıyla ilgili. Şöyle ya da böyle bu olaylar 62 milyon yılda bir gerçekleşiyor. Astrobiyolog Adrian Mellott, bunları tetikleyen şeyin dünyada değil, uzayda olabileceğini düşünüyor. Böyle bir şeye bunca zamandır kafayı takmış olmanın ıstıraplı bir sonucu var. Çünkü 62 milyon yıl gibi büyük bir döngü, bir galaksiyle ilgili bir şeymiş gibi geliyor. Mellott'la arkadaşı astrofizikçi Misha Medvedev güçlerini birleştirmiş. İkisi birlikte yok oluşları tetikleyen çok önemli bir zanlı tespit etmişler. Bu bizim uzayda hareket etme şeklimiz. Galaksimiz uzayda saniyede 200 kilometre hızla hareket ediyor. Galaksi bir gaz bulutuna çarptığında muazzam bir şok dalgası yaratıyor. Tıpkı ses barajını aşan bir uçak gibi. Tıpkı galakside olduğu gibi. Yani galaksi dış uzayda gaz içinden geçerken çevresinde bir şok dalgası yaratıyor. Bu şok dalgaları gazla dolu atomları harekete geçiriyor ve çok yoğun kozmik ışıklar yaratıyor. Bu ışınlar kansere ve mutasyonlara yol açabiliyor. Bu yoğun öldürücü radyasyon yağmuru galaksimize ve en sonunda da dünyamıza yağıyor. Normalde hem galaksimiz hem de gezegenimiz galaksinin yarattığı manyetik alan sayesinde bu kozmik ışınlardan korunuyor. Ancak güneş sistemimiz galaksinin içinde bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. İç kısmında kaldığımız zaman korunuyoruz. Kalın merkezi diske yaklaştığımız zamansa açığa çıkıyoruz. Derin okyanustaki bir dalgıcı düşünün. Ortalık zifiri karanlıktır. Hiç ışık geçmez. Ama yüzeye doğru yaklaştıkça ortalık giderek daha fazla aydınlanır. Güneş sistemi ve gezegenler galaksinin yüzeyine yaklaştıkça tıpkı okyanusun yüzeyine yaklaştığında olduğu gibi daha fazla açığa çıkar. Medvedev bu giderek açığa çıkma durumunun her 62 veya 64 milyon yılda bir gerçekleştiğini hesaplamış. İşte yok oluşlar da o zaman meydana geliyor. Bu kalıba uymayan tek olay dinozorları silip süpüren göktaşı çarpması. Eğer galaksi teorisi doğruysa, bazalt seli ve gama ışını patlaması teorileri yanlış mı? Mellott'a göre değil. Söylediğine göre, kozmik ışınlar periyodik olarak dünyadaki yaşamı zayıflatıyor. Diğer felaketler vurduğunda, organizmaların hayatta kalma yetenekleri de zayıflamış oluyor. Tıpkı grip olduğunuz zaman vurulmak gibi hayatta kalma şansınız daha az. Kurama göre dünya 10 milyon yıl içinde bir kez daha kozmik grip geçirecek.
Ama acaba o zamana kadar dünyada insan kalmış olacak mı? Yoksa el birliğiyle dünyamızı çoktan yok etmiş mi olacağız? Permiya yok oluşu sırasında volkanik patlamalar bir zincirleme reaksiyonu oluşturdu. Atmosfere karbondioksit salındı. Isı 15 derece birden arttı ve dünyadaki türlerin %95'i öldü. Size tanıdık geliyor mu? Gelmeli. Son yüzyılda atmosfere saldığımız karbondioksit 2 katına çıktı. Bu oran yükselmeye devam ediyor. Bir sonraki yeryüzünden silinme olayı tamamen bizim suçumuz olacak. Tarih bizi uyarıyor ve diyor ki, bu orandaki bir artış, durmadan yükselen düzeyler daha önce de oldu. Önceden yaşananlar kötüydü, dikkatli olmasak yine kötü olacak. Çok iğrenç bir yola girdiğimizi görüp çok kaygılanıyorum. İklimlere yaptığımız etki yüzünden yeni bir kitlesel yok oluşu hazırladıysak, bunu durdurmak için bütün gücümüzü kullanmak zorundayız. Şu anda insan eliyle gerçekleşen iklim değişikliklerinin küresel bir yok oluşa neden olup olmayacağını kimse bilmiyor. Ama dünyayı Permiya çağında yaşananlara benzer bir hale getirecek güce sahip olduğumuz kesin. Dünyamız yaşanmaz bir yer haline gelebilir. Hayatta kalmak tamamen şansa bağlı olabilir. Bu tehdidin ardından bir de başkası geliyor. Göktaşı çarpmalarından, gama ışını dalgalarından ve kendi başarılarımızın etkisinden hala kurtulan kalmış olsa bile uzun vadede güneş dünyadaki hayatı imkansız hale getirecek. Genişleyecek ve gezegenimizin yüzeyini eritecek. İnsanlar ancak adres değiştirebilirlerse yaşayabilecek. Bundan sonra, bugünden milyarlarca yıl sonra evren parçalanabilir ve bu her şeyin sonu olabilir. Ne hayat kalacak ne de başka bir şey. Bir gün her şey bitecek. Soruysa şu, önümüzde ne kadar zaman kaldı?